Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'ne göre kişi başı yıllık süt ve süt ürünleri tüketimi en az 120 litre olması gerekirken Venezuela'daki süt üretimi sadece 55 litre. Yani ihtiyacın yarısından biraz daha az. A los efectos de poder garantizar una seguridad alimentaria. Venezuela'da üretilen peynirin en az %85'i küçük üreticiler tarafından kayıt dışı ve hijyen kurallarına uyulmadan yapılıyor. Türkiye'ye olası peynir ihracatını yapabilecek uluslararası standartlara sahip tesislerse ülkede yaşanan ekonomik krizden ve süte erişimde yaşanan zorluklardan dolayı kapasitesinin ancak %12'sini kullanabiliyor. Bu tesisler günlük temin edebildikleri 400 bin litre sütün tamamını peynire çevirseler bile yıllık peynir üretimi en fazla 15 bin ton olabilir ki bu da ihracat için oldukça sınırlı bir miktar. El recurso humano va a producir unas 120-170 mil toneladas. Venezuela'nın Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü'nce verilen ve hayvanların hastalıklardan muaf olduğuna dair sertifikası olmadığı için peynir ihracatında da engeller yaşanıyor. Potansiyelimiz çok daha fazla olmasına rağmen süt üretimimizin ulusal ihtiyacın yarısını karşılaması peynir ihracatını da zorlaştırıyor. Venezuela Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü tarafından ülkede şap hastalığının olmadığına dair sertifikası olmadığı için süt ve süt ürünleri ihracatında sağlık engeliyle karşılaşıyor. Ancak Türkiye için bu durumun bir sorun oluşturmaması Venezuelalı üreticiler için bir fırsat yaratabilir. Venezuela'da 2000'li yılların başında 16 milyonu bulan büyükbaş hayvan sayısı 2019'da 9 milyona düşmüş. Üreticiler sürülerini muhafaza etmekte zorlandıklarını söylüyor. Venezuela'da süt üretimi son 14 dönemdir sürekli bir düşüş yaşıyor. Bunun nedenleri arasında sürü sayısının azalması, finansal sorunlar, hayvansal üretim için gerekli malzemelerin temin edilememesi, akaryakıt sorunu, elektrik ve su kesintileri, güvenlik sorunu bulunuyor. Venezuela'daki et ve süt üretimi yapan üreticiler olarak iyi bir dönemden geçtiğimizi söyleyemeyiz. Sadece ayakta kalmaya çalışıyoruz. Bu durum sadece biz üreticiler için değil, süt ve peynir üretim tesisleri için de geçerli. Bu yüzden bizim Türkiye'ye kaliteli peynirler sunabilmemiz şimdilik maalesef küçük bir olasılık. No escapa de la misma suerte lamentablemente. Venezuela'da taze peynirin kilosu marketlerde 3 dolara, sokakta ise 1,5 dolara kadar bulunabiliyor. Ancak krizle birlikte alım gücünün düşmesinden dolayı birçok kişinin peynir alabilecek ekonomik gücü bulunmuyor. Aquí hay una diferencia muy grande. De hecho, yo no vivo por la zona. Yo vine a buscar unos documentos que vivo lejos y compré ahorita queso por aquí, justamente. Porque por esta zona las consigue más económico. Muchísimo más porque entonces si lo van a exportar, si aquí hemos tenido carencias al exportarlo, pues vamos a tener menos, no, el no va a abastecer lo que está pasando en el país, porque si aquí se abasteciera como es, no tuvieran los precios como están en este momento. Ekonomisi son 7 yılda yarıdan fazla küçülen Venezuela'da peynir üretimi de yıllık 171 bin tondan 81 bin tona gerilemiş. Her ne kadar Venezuela'da peynir fiyatları Türkiye'ye göre daha ekonomik olsa da peynir üretiminin sadece yıllık 5-6 bin tonunun endüstriyel üretim ya da başka bir ifadeyle ihraç edilebilir peynir olması Venezuela'nın Türkiye'ye ihraç kapasitesinin oldukça sınırlı olduğunu gösteriyor. Mustafa Özdemir, Amerika'nın Sesi, Caracas.